Evet arkadaşlar, ağaç kesme motoru nasıl çalıştırılır? Toplaması nereden olur? Gaz nereden verilir? Hangi, nasıl benzin kullanılır? Benzin içine ne kadar yağ katılır? Onu anlatacağım şimdi. Bu tarafta benzin deposu var. Benzin deposunun içine benzini doldurduktan sonra 40 gram yağ koyacağız. 40 gram yağ koymazsan bu iki zamanlı motor olduğu için motoru sardırırsınız. Asla yağ koymadan çalıştırmayalım. Şurada benzini doldurduktan sonra pompası var. Bu pompaya basıp buraya benzin gelmesini sağlayacağız. Benzin geldikten sonra şurada bir düğme var. Bu düğmenin açık pozisyonda olması gerekiyor. Yoksa çalışmıyor motor. Şu kapalı stoplama çünkü bu. Bu şekilde çalışmaya çalışsan çalışmaz. Bu şekilde açık pozisyonda olacak. Şurada el gazı var. Şu kilit. Bu kilide basıp gaz veriyorsun. Kilide basmazsan gaz verilmiyor. Emniyet açısından bu çok önemli. Şu an basmıyor. Bak kilide basmazsan basmıyor mandal. Kilide basıp gaz veriyorsun. Açık pozisyondayken çalıştıracağız. Burada da bir ciklesi var. Bu ciklede çalıştırırken yukarıda çalıştıktan sonra aşağı indireceğiz. Şu düğmeyi. Önce yukarı alıyoruz. Çalıştırıyoruz. Çalıştıktan sonra aşağı indiriyoruz. Buradan da kilide basıp gaz veriyoruz. Burada da bıçak yağlama için yağ tankı var. Bu yağ tankı buradaki sistemi, dişli sistemini sürekli yağlama yapıyor. Buraya mutlaka yağ doldurmamız gerekiyor yağ bitince. Şurada toplamayı burada yapıyoruz. Burayı kapatınca stoplanıyor. Bu çubuğunun uzaması buradan yapılıyor. Burayı gevşetiyoruz. Gevşettikten sonra borunun 6 metreye kadar mesafeyi kesebilecek şekilde uzatıyoruz. Sonra tekrar sıkıp kullanabiliyoruz. Sonra kısaltabiliyoruz. Kısa mesafeler için buraya kadar kısalabiliyor. Tekrar sıkıp çalıştırabiliyorsun. Bu şekilde sıktıktan sonra çalıştırıp kesim yapıyorsun. Şurada askılık var, kaldırma askılı. Şu kelepçeyi taktıktan sonra buraya takıp istediğim şekilde kolayca kesim yapmak için buraya asmamız gerekiyor. Bu tarz videolar için kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim.